Kulübü'nden iyi geceler. Bu gece çok ünlü bir ismin, bir siyaset duayeninin, bir devlet büyüğümüz, eski başbakanımız Necmettin Erbakan'ın evinden, konutundan canlı yayındayız. Sayın Erbakan, hoş geldiniz yayınımıza. Gerçi biz de hoş geldik evinize. Hoş geldiniz ve hoş bulduk. Efendim, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Uzun süredir konuşmadınız, çok uzun süredir fazla konuşmadınız. 28 Şubat'ta başbakanlığı bıraktınız. Ardından talebelerinizin iktidar olduğu bir dönem yaşadık. Son yaklaşık bir 5 yıl yaşadık. Şimdi siz şunun altını çiziyorsunuz. Bu seçim bir var olma ya da yok olma seçimidir diyorsunuz. Neden bu seçim bir var olma ya da yok olma seçimidir? Hele de devletin sizin talebelerinizin elinde olduğunu düşünecek olursak. Önce müsaade buyurursanız. Selam vazifemi, teşekkür vazifemi ve duamı yapmak istiyorum. Buyurun. Flaş televizyonu seyretmek üzere şu anda televizyonlar başında bulunan bütün ülke evlatlarının hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Kendilerini saygıyla selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Diğer yandan başta siz olmak üzere Flaş TV'nin bütün mensuplarına ve televizyonlar başında bizleri seyreden bütün vatandaşlarımızın hepsine kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Üçüncü olarak da sözlerime 4 tane dua ile başlıyorum. Birinci dua şudur. Önümüzdeki 22 Temmuz seçimleri Türkiye'miz ve insanlık için kurtuluşa vesile olsun. İkinci duamız, asil bir milletin evlatları olarak 75 milyon memleket evladı adına söylüyorum. Üzerimizdeki insanlık ve bütün insanlığa karşı vazifemizi yüz hakkıyla ifa eden kullardan olmamızı Cenab-ı Allah nasip etsin. Yani bu önümüzdeki 3 haftada gece gündüz hep beraber çalışalım, gerçekleri millete duyuralım, insanlığın kurtuluşu için elimizden gelen gayreti gösterelim. Cenab-ı Hak bunu nasip etsin. İkinci duam budur. Üçüncü duam, ben inanıyorum ki Türkiye'nin kurtuluşu milli görüştedir. Bundan dolayı 22 Temmuz seçimlerinde Saadet Partisi'nin en büyük zaferiyle seçimin sonuçlanmasını dua ediyorum. Dördüncü bir duam ise Cenab-ı Hak bize hakkı hak olarak göstersin. 75 milyon memleket evladı için hepiniz için söylüyorum. Batılı batıl olarak göstersin. Hakkı tutmayı nasip etsin. Batıldan kaçırmayı nasip etsin. Şimdi bir noktayı bir cümleyle düzelttikten sonra sualinize geçiyorum. Düzeltmek istediğim şey, ben 28 Temmuz Şubat'ta istifa etmedim. Ben 28 Haziran'da... Hayır. 28 Haziran'da 4 ay sonra. Süreci çok, kastettim çok ben. Çok önemli bir devirdir. 4 ay sonra 28 Şubat'ta ilgisi olmaksızın, direkt ilgisi olmaksızın ortağımızdan 50 kişinin hükümetten desteğini çekmesi dolayısıyla erken seçimi kararı aldığımız için protokolümüzün gereği olarak çekilmem lazım olduğundan dolayı çekildim. Sadakat örneği gösterdim. Protokole bağlılık örneği gösterdim. 28 Haziran'da 2 Temmuz'da da görevi devrettim. Şimdi bu tahsiyi yaptıktan sonra asıl sualinize geliyorum. Önümüzdeki 22 Temmuz seçimleri niçin çok mühimdir? Rastgele seçimlerden bir tanesi değildir. Bunun özelliği nedir? Bunu bak önce bir kelimeyle özetlemek istiyorum. Seçimlerin hepsi çok mühimdir. Ancak bugüne kadar seçimler genellikle daha iyi mi yönetileceğiz, daha kötü mü yönetileceğiz seçimi mahiyetindeydi. Bu seçim ise var mı olacağız, yok mu olacağız seçimidir. Nereden geliyor bu derseniz, bunun için mutlaka bir altyapıyı birkaç cümleyle ortaya koymaya mecburuz. Yoksa bunu doğrudan doğruya söylediğimiz zaman anlamak mümkün değil ki. Bak nereden işe başlıyorum. Cenab-ı Allah bu kainatı hak ve batıl mücadelesi üzerine yaratmış. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah kemal sıfatla mutasıftır. Mükemmeldir, eksiksizdir, noksansızdır. Bu kainatı yaratmış, bizi de kendisini tanıyalım diye yaratmış. Eserden meclise intikal kabiliyeti vermiş. Kainatı görüyoruz, Rabbimizi sıfatlarla tanıyoruz. Zatıyla inşallah cennette tanıyacağız. Dünyadaki şu halimizde, bu kabiliyetlerimizde Cenab-ı Hakk'ın zatını tanıma kabiliyetinde değiliz, aciziz. Sıfatlarıyla tanımamız için de eserini önümüze koymuş, bize de eser demesi intikal kabiliyeti vermiş. Şu kainatın mükemmelliğini gördüğümüz zaman
Rabbimizin kendinin de nasıl mükemmel olduğunu idrak ediyoruz. Bunun konumuzla ne alakası var? Cenab-ı Hak bildiğimiz gibi bu kainatta yıldızları yaratmış, dağları, taşları, canlılar ve cansızları. Canlılar, cansızlar nazarına daha mükemmel varlıklardır. Canlıların içerisinde nebatlar var, hayvanlar var ve insanlar var. En mükemmel yaratık canlıcı insandır. Neden? Dört tane sebebi var bunun. Çünkü Cenab-ı Hak insana doğru ile yanlış ayırma kabiliyeti vermiş. İyi ile kötü ayırma kabiliyeti vermiş. Faydalıyla zararlı ayırma kabiliyeti vermiş. Zulümle adalet ayırma kabiliyeti. Bunlar hayvanlarda ve nebatlarda yok. Bu sebeplerden dolayı biz canlı varlıkların en mükemmeliyiz. Fakat insan sadece canlıların en mükemmeli değil, yaratılmışların en mükemmelidir. Eşref-i mahlukat, meleklerden de üstün kılmış bizi. Bu dört tane meziyeti ilaveten bize bir de irade-i cüz'iye vermiş. Bak kulum, doğru ile yanlış ayırma kabiliyeti sana veriyorum. Niçin biliyor musun? Doğru ile yanlışı ayır. Ayırdıktan sonra seni serbest bırakıyorum. Sen kendi iradenle doğrunun hakim olması, çalış bütün insanların saadetini isteyen bir kimse olarak benim rızamı kazan, cennete gitmeye şerefinle, izzetinle hak kazanmış ol. Buna fırsat vermek için hak ve batıl ver. Cenab-ı Hak bizim kötülük yapmamızı istiyor mu? İstemiyor. Niye kötülük yapmamıza müsaade ediyor? Bu kainatın mükemmelliği dolayısıyla. Çünkü bütün dünyada maraşallik rütbesi, meydan muharebesi kazanana verilir. Düşmanınız olacak, savaşacaksınız ancak şerefiniz o rütbeyi alacaksınız. Bu sebepten dolayı da insanlara bu şerefi bahşetmek için Rabbimiz bu kainatı bizim düşündüğümüzden çok daha mükemmel yaratmış. Hem hak var hem batıl var. Şimdi sandıkta da aynı şey mi var diyorsunuz? Sandıkta da aynı şey var diyorum da asıl sandığın önemini belirtmek için bunu söylüyorum. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hak bizim ecdadımızın takip ettiği yoldur, milli görüştür. Biz buna milli görüştür. Batıla gelince biz Müslümanız elhamdülillah. Kitabımız Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Rahman ve Rahim. Esirgeme, bağışlama, sevgi demek. Peygamberimiz rahmetellil alemin. Rahmet bütün alemlere gönderilmiş. Temelimiz rahmettir, sevgidir, şefkattir. Bundan dolayı da gayemiz 6 milyar insanın hepsinin saadetidir. Biz Müslümanız. İnançımızın temeli budur. Asırlar yolu bu inanışla 6 milyar insanın hepsine saadet getirdi ecdadımız. Bu inanışla. Bu hakkı temsil eden görüş tarzıdır. Ancak bu hakkın yanında bir de batıl var. Demin söylediğimiz sebepten dolayı. Daha mükemmel bir dünya olması için. Bizim şerefiyle sevap kazanmamız için. Bu batıl nedir? Hadis-i şerifte buyuruyor ki el küfrü milleti vahide. Küfür tek bir millettir. Bunun manası bir merkezden yönetilir. Yani bir dünya haritasına baktığımız zaman burada 200'e boyalı ülke görürüz. Çeşitli ülkeler var zannederiz. Çeşitli ırklar var, çeşitli dinler, mezhepler var zannederiz. Ancak bunlar bugün 3 asırdan beri bir merkezden kontrol ediliyor. Bu merkezde ırkçı emperyalizm. Nedir bu ırkçı emperyalizm? Siyonizm. Irkçı emperyalizm nedir? Doğru teşhis yapmadan doğru tedavi olmaz. Onun için en güzel suali sordunuz. Nedir bu? Bütün kainatı böylece ifsad eden ve insanlığın saadetini ortadan kaldıran bu inanış nedir? Ökçe emperyalizm 5765 sene evvel Mısır'da Beni İsrail ırkı yaşarken Kabal adlı bir zatın yazdığı bir sihir kitabına dayanıyor. Sihir. Bu zat yani bu kimseler, bu sahipleri sonradan biz Musa Aleyhisselam'a tabi olduk. Tevrat'a bağlıyız diyorlarsa da bu gerçek değildir. Çünkü Musa Aleyhisselam'a gelen hak Tevrat ortadan kalkmıştır. Onu tahrif etmişlerdir. Kabala içine koymuşlardır. Bunların ilaçlarını öğrenmek isterseniz bugünkü Muharref Tevrat'a bakın, isterseniz Kabala'yı okuyun. Bunların inançlarının amentüleri 4 maddedir. Bizimki 6 maddedir. Biz neye inanıyoruz? Allah'a inanıyoruz. Meleklerine inanıyoruz. Kitaplarına inanıyoruz. Peygamberlerine inanıyoruz. Öldükten sonra dirileceğimize, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna ve hesap gününe inanıyoruz. 6 şeyi sayıyorum ama 7 şey sayıyorum ama 6 şeye inanıyoruz. Çünkü öldükten sonra dileyeceğimiz hesap günü ahirete evet. İman demektir. Oraya çift dikiş atıyoruz. İman nasıl mühim kısmı ahirete iman olduğu için. Onlar neye inanıyor? Onlar başka bir inanış. Kabala'nın içerisinde 4 tane
temel var, amentünün temeli var. Bir, evine isay, siz yeryüzünün Allah'ın asıl kullarısınız. Diğer insanların hepsi size köle olsun diye yaratılmıştır. Siz insan olarak yaratıldınız, onlar maymun olarak yaratıldı, sonradan insana dönüştü. Hikaye konuşmuyorum, Kabala'dan söylüyorum. Ellerindeki kitaplarında ortaya koydukları öğretiyi özetliyorum. Birinci maddesi bu, siz üstün ırksınız. İki, bu üstün ırk oluşunuz sizin nazariyatta kalmayacak. Fiilen gerçekleşecek. Dünyanın efendisi olacaksınız, herkesin köleniz olacak. Üç, bunun fiilen gerçekleşmesi için sizin üç tane görevi ifa etmeniz lazım. Birinci göreviniz, çeşitli yerlere sürgüne göndermiş olan Beni İsrail'i Kudüs'te toplayacaksınız. Bir, Fırat'la Nil arasında hudutları belli olan Arz-ı Mevud'u kucaklayacak şekilde Büyük İsrail'i kuracaksınız. Ve bu Büyük İsrail'in emniyetini sağlayacaksınız. Büyük İsrail'in emniyeti ne demek biliyor musunuz? Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin idaresi sizin kontrolünüzde olacak. Ve Haçlı seferlerin hepsi İsrail'i kurmak için yapılmıştır. Bu Haçlı seferlerin hepsi de bizim ecdadımız Selçuklar, Osmanlılar tarafından önlenmiştir. Ondan dolayıdır ki Kabala'nın yaptığı öğretiye göre onların inancına nazaran İsrail için bir tehdit teşkil ettiği için Anadolu'da Selçukların, Osmanlıların mirasçı bağımsız bir devlet olmayacak. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Bu adamların imanı, dini, bunun pazarlığı olmaz, müzakeresi olmaz, sülh anlaşması olmaz. Bu iman nereden geliyor? Kabala'dan. Kabala denen bu Beni İsrail'e mensup adam bu kitabı niçin böyle yazmış? Çünkü firavunlardan zulüm görüyorlar. Bu zulüm karşısında bunlar cesaret vermek istiyor. Diyor ki siz çok güçlü, üstün bir ırksınız. Asıl Allah'ın kullarısınız. Sabredin. Bunlar gelir geçer. Bu firavunu yeneceksiniz. Bu adam ilahım diyor ama söylediğim cümleye dikkat buyurun. Siz Allah'ı bile yendiniz. Bu cümle haşa Kabala'nın içinde var. Aynen Tevrat'a da intikal etmiştir. Bugün Tevrat'ta da var bu cümle. Şimdi, hocam peki bütün bunların seçim sandığıyla 22 Temmuz'la ilgisi nedir? Şudur, tabii çok haklısınız. Daha tam çizmedim çünkü 3 tanesini söyledim. Birincisi nedir? Beni İsrail toplanacak Kudüs'te. İkincisi, siz dünyanın efendisiniz. Bu gerçek olacak. Bunun için 3 vasfı yapacaksınız. Beni İsrail toplanacak. Büyük İsrail'i kuracaksınız, emniyetini sağlayacaksınız ve Süleyman Mabedi'ni yapacaksınız. Mescid-i Aksa'yı yıkacaksınız, Allah muhafaza buyursun. Yerine Süleyman Mahmud'u yapacaksınız. Bunların imanı. Bunlar yaptığınız zaman sizin Mesih'iniz, Beni İsrail'in Mesih'i, İsa Aleyhisselam değil, Beni İsrail'in Mesih'i yeryüzüne inecek, Davut Aleyhisselam tahtına Yahudi kralı oturacak ve Bedi Dünya hakimiyetini perçinleyecek. Böylece nihai hakimiyete erişeceksiniz. İşte imanlar bu. Yani Musa Aleyhisselam İslam peygamberidir. Tevrat hak kitaptır, Allah'ın kitabıdır. Aynen bizim amentimiz üzerine geldi Tevrat. Bunlar bu Tevrat'ı değiştirdiler. Kabala'yı onun yerine koydular, hürafeyi koydular. Buna inanıyorlar. İnançlarının temeli işte budur. Buna inanıyor da ne oluyor? Önce bir defa bu gayeleri gerçekleştirmek için 5765 seneden beri çalışıyorlar. 5767 seneden beri hatta şimdi. Çünkü Kabala'nın yaratıldığı tarih bunların tarihlerinin başlangıcı. Çalışıp ne yapıyorlar? Dünya hakim olacak. Şimdi bu ırkçı bir din. Anneniz Yahudi olmazsa siz Yahudi olamazsınız. Çoğalamıyor. Bugün 6 milyar insanın içerisinde 30 milyon var. Binde yarım. Bunlar deseniz ki yahu sizi biz her ilçeye kaymakam yapsak nüfusunuz kaymakam olmaya yetmiyor. Nasıl siz dünya hakim olacaksınız? Ama adamların imanı bu. Adam ne diyor? Yo diyor. Biz bir yandan faizci kapitalist nizamla para gücünü elimize geçirmişiz. Öbür yandan doların üzerindeki piramitte gösterilen 13 katlı insan organizasyonuyla da Beni İsrail olmayanlar Beni İsrail hizmet edecek şekilde insan organizasyonu kurmuşuz. Para ve insan gücü bize bağlı. Biz bunlar vasıtasıyla dünyaya hakim olacağız. Ve dünyayı zaten organizasyonu kurmuşlar. Bize gelince biz aslı saadette Allah'ın peygamberiyle bütün dünyaya nur geldi, saadet geldi, dünyanın efendisi olduk. Hakikaten Hulefai Raşidin devrinde dünyanın efendisiydik. Emeviler zamanında, Abbasiler, Selçuk Osmanlı, 11 asır
Fakat takdir ilahi son 3 asırda maddi güç, işte bu Beni İsrail'in eline geçti. Şimdi dünyayı onlar kontrol ediyor. Onların dünyasının içindeyiz. Nasıl bir dünya kurmuşlar? Önce bunu tanımadan meselenin ne olduğunu anlamak mümkün değil. Basit seçim meçim, sandık bandık, oy moy, bunlar hepsi teberruat. İşin özüne baktığın zaman gerçek şu. Şimdi siz burada bir Müslümansınız, hacca gitmek istiyorsunuz. Gidin bakayım hacca, nasıl gideceksiniz? Efendim ben Türk uçağına bineceğim, Türkiye'de kalsın param istiyorsunuz. Türk uçağının serbest havaalanlarda uçabilmesi için IATA üyesi olmaz lazım. IATA, Beni İsrail'in kuruluşu, Rockefeller'in kuruluşu. Ona üye olmak için bilet parasının %9'unu vereceksiniz. Bütün dünyada kim nereden nereye uçuyorsa %9'unu vermeden uçamaz. Yani biz hacca giderken %9 İsrail'e para veriyoruz. Niçin biliyor musun? Al bunu, silah al, yarın beni öldür, Türkiye'yi işgal et. Üç asırdan beri kurdukları dünya düzeni bu. Bu kadar değil. Şimdi siz buradan bir kardeş Müslüman ülke Pakistan'a para göndereceksiniz. Gönderin bakayım, gönderemezsiniz. Altyapınız yok. Üç asırdan beri çünkü dünya hakimiyetini kaybetmişsiniz. Onların dünyasında yaşıyorsunuz. Parayı göndermeniz için gidip Türk Bankası'na vereceksiniz. Türk Bankası Amerikan Bankası'na verecek. Amerikan Bankası oradaki şubesine emir verecek. Oradaki şube oradaki Pakistan Bankası'na verecek. Para böyle ödenecek ama %1'ini ödeyeceksiniz. Dünyanın neresinde nereye para giderse %1'i gene Yahudi ödeniyor. Bundan başka akreditif açamazsınız. Onların bankasıyla açacaksınız. Dünya avucunun içerisine almış. Şimdi bak şu yeşil dolar var ya, bu Siyonizmin parası. Amerikan Merkez Bankası'nın değil. Amerikan Merkez Bankası bunu kiralayarak kullanıyor. 500 milyar dolar senede kira ödüyor. Bu yeşil kağıdı basmış bunlar. Matbaada sıcak iklimin odanın içinde basıyor. Hatta binerlik basıyor. Getiriyor bizim petrol şeyhimize, Suudi Arabistan'a. Al sana şu yeşil kağıdı veriyor, bana petrolü ver diyor. Petrol alıyor yeşil kağıtla. Amerika'nın dışında 5 trilyon dolar var. Sonra gelmiş şimdi, ondan yetinmiyor. Mikrobu tanıyalım diye konuşuyorum. Bu seçimin önemini anlamak için. Gelmiş şimdi petrol şeyini diyor ki ben sana bir yeşil kağıt vermişim ya dolarlar. Onlar bana şimdi geri vereceksin. Sana bir sarı kağıt vereceğim. Ne bu? Amerikan faizine indeksi tahvil. 5 trilyonda tahvil var. Yani 5 trilyon doları almış bir daha kullanmış. Etti 10 trilyon. Şimdi bu yeni kullandığı dolarlar merkez bankalarında toplanmış. Bütün dünyanın merkez bankalarının paralarını da tekrar toplamış. Onlara bir beyaz kağıt vermiş. Sözde şimdi Türkiye'nin 60 milyar dolar rezerv var. Hepsi bağlıdır. Bir tarafa bırak onu da bu para nerede duruyor? Merkez Bankası'nın kasasında mı duruyor? Hayır. Ya Rockefeller'in kasasında duruyor. O kullanıyor bu parayı. Bizde ne var? Merkez Bankası'nın başkanının önünde bir beyaz kağıt var. Bizim Merrill Lynch Bank, Amerikan İfres Bank vesaire bankamızda sizin 60 milyar dolar paranız vardır diye bir beyaz kağıt var. Biz buna 3 kağıt oyunu diyoruz. Yeşil kağıttan 5 trilyon, sarı kağıtta 5 trilyon, beyaz kağıtta 5 trilyon sömürmüş. 15 trilyon. Bir dakika. Demin söyledim ya, akreditif açamazsın, uçağa binemezsin. 10 tane uluslararası kuruluşla 6 milyar insandan bir senede 7 trilyon dolar sömürüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bir köyde bir çocuk doğdu. Bu doğmuş olduğu çocuğa manen deniyor ki evladım hoş geldin yeni evine. Bu evini beğendin mi? Burada kalmak istiyor musun? Bu evin bir sahibi vardır. Bir de kirası vardır. O sahibi ülke emperyalizm Siyonizm'dir. Senede 1200 dolar ödemezsen burada oturamazsın. Hepimiz fert baştan 1200 dolar ödüyoruz bu 7 trilyon sömürüden dolayı. 15 trilyon ayrı. 10 tane kuruluşla yaptığı 7 trilyon sömürü de ayrı. Şimdi asıl daha korkunçunu söyleyeceğim. Dünyanın neresinde hangi süpermarkete giderseniz gidin. Mal satın aldınız. Sepete koydunuz. Getirdiniz oradaki bankodaki hanımın önüne. Buyur şunu hesapla paramı ödeyeceğim dediniz. Aldı hesapladı. 300 lira vereceksiniz dedi. 300 lira verdiniz. Filenizi alıp gidiyorsunuz. Nerede olursanız olun. Hangi alışveriş yaparsanız yapın. Bu 300 liranın 100 lirası faizdir. Ekmek aldım. Traktör faizle alınmış, o faiz masrafa yazılmış, öyle kalırken bana ödetildi. Un fabrikası faizle kurulmuş,
muhasebe yazımı bana ödettiriliyor. Fırın faizli parayla çalışıyor, bana ödettiriliyor. Bunların hepsini toplayan kitabımız var bizim. Bir ekmeğin içerisinde satılma bedelinin 1/3 faiz olduğunu orada açıkça görürsünüz. Hocam ama sizin yetiştiğiniz öğrenciler iktidara geldi. Türkiye'nin ve başında sizin talebeleriniz var. Dediler ki bu paralar madem ki bunlar topluyor, şu paralardan biraz da biz istifade edelim yahu demeye kalkmıştılar. Ama o para sömürü parası. O paradan istifade etmenin bir kıymeti yok. Kim dedi bunu? Şimdi açıklayacağım. AKP'deki talebelerimiz. AKP demek arka kapıdan kaçanlar demek. Bir daha yani söyleyin efendim. AKP demek arka kapıdan kaçanlar demek. AKP arka kapıdan kaçanlar partisi. Niçin? Niçin? Biz bunları 30 sene anlattık. Görüyoruz ki maalesef bunları anlamamışlar. Söylediklerimizin tam tersini yapmaya kalkıyorlar. Sandalye hırsından dolayı. Şimdi tekrar mikroba dönüyorum. Bu ırkçı emperyalizm 15 trilyon 3 renk 3 kağıt oyunuyla, 7 trilyon 10 tane uluslararası kuruluşla dünyada insanlar 45 trilyonluk alışveriş yapıyorlar. Bunun 1/3 faizdir. 15 trilyon buradan alıyor. 1/3 yersiz alınan vergidir. Yani daha üretim yapılırken alınan vergidir. Devlet alıyor bunu. Bu verginin yarısını da devlet yine götürüp ırkçı emperyalizme ödüyor. Dolayısıyla 45 trilyonun 22,5 trilyonu Siyonizme ödeniyor, ırkçı emperyalizme ödeniyor. 22,5 trilyon her sene. Ayrıca biz Türkiye'de 75 milyon insanız. Bir senelik milli gelirimiz 400 milyar dolar. 200 milyar dolarını kendimiz için harcıyoruz. 200 milyar doları ırkçı emperyalizme gidiyor. Siyonizme. Siyonizme. Al, bombanı hazırla, yarın gelin beni al diye. Böyle bir dünya kurmuş. Şimdi ben size baktığım zaman yüzünüzün derisini görüyorum. Derinizi kaldırdığım zaman altından adele çıkıyor. Kemik çıkıyor, damar çıkıyor, sinir çıkıyor. Şimdi ben aziz milletimize neyi anlatmak istiyorum? Dünya anatomisini. 200 mutev renge boyanmış olan dünya haritasının boyalı kağıdını kaldırırsanız altından dünyanın anatomisini görürsünüz. Şu anlatım böyle bir anlatımdır. AKP'nin örtüsünü kaldırdığımızda da bunu mu görüyoruz? AKP'nin örtüsünü kaldırdığımız zaman ne gördüğümüzü müsaade etseniz konuşmanın arkasından söyleyeyim. Şimdi bakınız, dünya böyle bir dünya. Bu seçimin önemi nereden ileri geliyor? Bu ırkçı emperyalizm tarih boyunca gayesine ulaşmak için 19 Haçlı Seferi yapmış. Bu Haçlı Seferi'ni yaparken Hristiyanları kullanıyor. Ya Hristiyanlar niye Yahudilere bu kadar çalışıyor? Niye? Çünkü bir haham balkonda çıkıp Hristiyanlara hitap ederken şöyle hitap ediyor. Ey Hristiyanlar, siz İsa Aleyhisselam'ın yerinizden gelmesini beklemiyor musunuz? Bunu bekliyorsunuz değil mi? Biz de aynı Mesih'i bekliyoruz diyor. Takiye yapıyor. Sonra içeriye giriyor havrada. 5 yaşındaki çocuğa diyor ki bak ben balkonda böyle konuşma bakma. Bizim Mesih'imiz ayrıdır. İsa Aleyhisselam'ı biz öldürdük, geleceğe gideceği yok diyor haşa. Onları aldatmak için söylüyorum diyor. Mesih'i bekliyorsunuz ama sizin elinizdeki İncil'de Mesih'in gelmesine ait hiçbir açıklama yok. Bizim Tevrat'ta ise açıklama var. Gelin Tevrat'tan istifade ederek bunları el birliğiyle gerçekleştirelim. Bir an evvel Mesih'i getirelim. Neymiş bunlar? Bütün Beni İsrail, İsrail'de toplanacakmış. Büyük İsrail kurup emniyet sağlanacakmış. Süleyman Hamadi yapılacakmış. Şimdi bunları inandırmak için protestanlık mezhebini kuran Siyonizm'dir. Bugünkü faizci kapitalist nizam protestanlık dini mezhebinin dini nizamıdır. Çünkü papa faizi kabul etmiyor. Benim evlatlarımı sömürtürmem diyor. Öyleyse dinini değiştireceğim dedi. 16. asırda protestanlığı onlar kurdu. Faizi helal kılmak için. Ve böylece bütün insanları kendisine çalıştırıyor. Bu asrın başında da Amerika'daki evanjelik mezhebini onlar kurdu. Bugün 90 milyon mensubu var. Gördüğümüz, tanıdığımız bütün adamlar bu mezhebin adamı. Clinton diyorsun. Adam diyor ki ben Amerika için askerlik yapmadım. Çünkü felsefeme uygun değildi, bana müsaade etti, askerlik yapmadım. Ama İsrail için tüfeği alırım, sipere girerim, savaşırım. Ya ey Clinton sen Yahudi misin? Sana ne İsrail'den dediğin zaman hayır ben Yahudi olduğum için değil, ben muhlis bir Hristiyan olduğum için bunu söylüyorum. Ben bunu İsa Aleyhisselam'ın yerine gelmesi için yapmak için söylüyorum diyor. Niçin?
evangelik mezhebi bu inanca göre Yahudiler tarafından kurulmuş onun için. Bush da o mezhebe mensup. Bush da o mensup, Clinton da o mezhebe mensup, Reagan da ona mensup. Aklınıza gelin, 90 milyon mensubu var. Ben size dünya anatomisinden bahsediyorum. Bunları siz bilmeden meseleleri kavramanız mümkün değil ki. Bunları bilip de ne bileceğiz? Ey millet, dünyada 200 tane yönetim yok. İki tane var. Nedir bu İslam alemi? O da çeşitli hastalıklarla hasta vaziyeti şu anda inşallah sağlık bulacak. Öbürü de diğerleri. Diğerlerini kim kullanıyor? İşte bu söylediğim ırkçı emperyalizm. Hristiyanlar böylece avucunu almış. Onları kullanıyor. Çin'deki, Hindistan'daki bugün gördüğünüz büyük kalkınma bütün hepsi Yahudi sermayesiyle oluyor. Japonya'da öyle. Onlar da kontrol altına almış. Şimdi karşısında bir tek İslam var. Niçin? Çünkü diyor ki siz benim kölem olacaksınız diyor. Siyonizmin inancı. İslam ne diyor? La ilahe illallah. Allah'tan başkasına köle olunmaz. Kimse kimsenin kölesi olmayacak. Herkes hakkını alacak. İşte iki çatışan kutup bu hak ve batıl mücadelesi bunun üzerine. Şimdi sandıkta da 22 Temmuz sandığına nasıl bağlıyorsun? Böyle. Şimdi burada 22 Temmuz sandığı... Niye var olma yok olma? Şu, nasıl sandıkta bağlıyorum? Var olma yok alakalı. Dediniz ki önceki seçimler şimdiye kadar hep böyle bir rekabet. Kim şeye gelirse ama tabii, bu seçim var tabii. Olma yok olma diyorsunuz. Tabii. Hakla batıla da endeks diyorsunuz. Neden? Kuvvetli gidiyor. Sizin talebeleriniz kuvvetli bir şekilde iktidara gidiyor. Bunlar sizin eğitiminizden evet. Geçenler. Onların eline geçtiği an batıl mı? Azıcık birazcık daha sabır. Ne kastediyorum biliyor musun? Şimdi bak bunlar tarih boyunca 19 Haçlı Sefer yaptılar. 19.sü Cihan Harbi'ydi. Niçin? İsrail'i kurmak için. Haçlı Sefer'i Hristiyanlar yaptı. İşte aldattığı için onları kullanıyor. İsrail'i kurmak için. Çanakkale Cihan Harbi'nin bir noktasıdır. Biz Cihan Harbi'nde Çanakkale gibi 30 cephede savaştı. Arkadan geldiler bize Sevr'i imzalattırdılar. Dediler ki sizi yok edeceğiz, büyük İsrail'i kuracağız, bize köle olacaksınız. Dünyanın hiçbir ülkesi 30 cephede böyle bir şeye mukavemet edemezdi. Çanakkale bunlardan bir tanesiydi. 30 cephede bu savaşı yaptı bu millet. Sevr'i imzalattırdılar. Sevr'i imzalattıktan sonra ne yaptılar? Fransızlar geldi Kahramanmaraş'a, bizim olsun diye değil. Burası İsrail'in bir parçası alıp İsrail'e vereceğiz diye. İngilizler Filistin'e gittiğin için bizim olsun diye değil. İsrail'i kurmak için. İsa Aleyhisselam gelsin de yapılıyor bütün bunlar. Bu gerçeği görmezsek biz dünya meselelerini anlayamayız. Ne diyor Bush? Bana diyor Irak'ın işgalini İsa Aleyhisselam'a emretti diyor. Ne demek bu ya? İşte bu demek. Onu açıklıyorum. Şey ne diyor Biler? Benim Irak Savaşı'nda en son kararımın etkeni Hristiyan oluşumdur diyor. Neden? Irak'ı alacağım. Büyük İsa'yı kurma yardım edeceğim ki İsa Aleyhisselam yeryüzüne gelsin. Adamlar bu inançla çalışıyorlar. Siz karşınızdaki adamın inancını anlamadan adamı tanıyamazsınız ki neyin için yapıldığını bilemezsiniz ki. Şimdi gelmiş 19 Haçlı Seferini yapmış Çanakkale. Sevr'i getirmiş fakat yürütememiş. Neden? Çünkü Kahramanmaraş'a gelmiş burayı alıp İsrail'e bağlamak için Kahramanmaraş'ta bir sütçü imam diye birisi çıkmış. Sabah namazının arkasından, hamamdan çıkan bir Türk hanımın peçesini açmaya kalkan Fransız askerini çekmiş, vurmuş. Fransızlar üzerine gelince halkla beraber Fransızları kovalamaya başlamış. Bir Rıdvan Hoca çıkmış, siz Hür değilsiniz, bu Fransız bayrağını bu kaydeden atmazsanız size ben cübaralı kıldırmam. Gidin atın şunu demiş ve böylece Fransızlar halk taşla sopayla kovalamış. Bendeniz var ya, tam 20 yıl Kahramanmaraş'ın Çedik gününe iştirak etmiş bir insanım. Çünkü bizim milli görüşümüzün en güzel canlandığı bir gündür. Bu Kahramanmaraş'ın kurtuluş günüdür. Burada İmam Hatip Okulu talebeleri her yıl bir treylerin üzerinde Sütçü İmam'ın nasıl Fransız'ı vurduğunu gösterirler. Rıdvan Hoca'nın nasıl hutbe okuduğunu gösterirler. Arkadan taştan sopayla Fransızlar nasıl kovduğunu gösterirler her sene. Şimdi böylece kovulduğu için bunlar Anadolu'yu işgal edip Büyük İsrail'i kuramadılar. Ne oldu? Bunlar 1919'da oluyor. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Topyekun bunlarla mücadele başladı. İstiklal Savaşımızı yaptık. 5 senelik Cihan Harbi'nden sonra 5 sene uğraştık herhalde bizi işgal edip Sevr'i uygulamadılar. Önlerine Lozan geldi. Hayır biz bu Lozan'ı imzalamayız dediler.
Kim imzalattırdı bunu? Aracı kim oldu? İnönü müşaviri Hayim Nahum. Bu mühim bir isim. Bunu altı kırmızıyla çiziyorum. Hayim Nahum. Bu adam ki Mısır hahamı. Gitti Fransa Başbakanı Clemenceau, İngiltere Başbakanı Lloyd George. Bunlarla konuştu. Dedi ki siz Lozan'ın hiç imzalamıyorsunuz ben biliyorum ve size hayranım çünkü ben Yahudi hahamıyım. Siz diyorsunuz ki efendim biz Cihan Harbi'nin galibiyiz. Cihan Harbi ne yaptı? Büyük İsrail'i kurmak için. Niye Büyük İsrail'i önce küçük kurup sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyük kuracağız. Bir. İkincisi İsrail'in emniyeti için Anadolu'da bağımsız bir devlet olmayacak. Nasıl Lozan'ı kabul ederiz? Amerika hiçbir zaman imzalamadı. Bu dedi ki bana bakın bunu söylüyorsunuz ama 5 sene harp ettiniz Cihan Harbi. 5 senede Anadolu Savaşı yapamadınız. 10 senedir harp yorgunusunuz. Ben size akıl öğretiyorum. Bunlar harple alamazsınız. Bir barış yapalım. Bu yapmış olduğumuz barışı yalandan Lozan imzalayın. Ne diyorum duyuyor musunuz? Yalandan imzalayın. Bir time out alın. Dinlenin. Ama 4 şey yapın. Anadolu insanını aç bırakın. İşsiz bırakın. Borcu esir edin, dininden uzaklaştırın. Yumuşak lokma yapın, kendiliğinden yutun. Savaşarak değil. Bunlar da Hayim Nahum doktrini. Bu milletin her evladı bu gerçekleri bilmesi lazım. Hocam isterseniz şurada kısa bir reklam arası. Evet, Necmettin Erbakan'la, Sayın Necmettin Erbakan'la eski başbakanımızla seçim kulübü konutundan, Ankara Balgat'taki konutundan devam ediyor. Evet hocam bu seçim niye var olma, yok olma seçimidir dedik. Biraz geldiniz lafınız kesilmişti. Söylediğiniz noktanın cevabını verecek yere aşağı yukarı geldik. Çünkü hak ve batıl mücadelesinde hak, milli görüştür, ecdadını takip ettiği yolu, batıl ise ırkçı emperyalizmdir. Ürkçü emperyalizm 19 Hasri Seferi'nde yaptı, başarıya ulaşamadı ancak prensibi koydu. Davasından vazgeçmedi. Türkiye'yi harple almayacağız. Ucuz şekilde alacağız. Türkiye'yi aç bırakacağız. İşsiz bırakacağız. Borca esir edeceğiz. Dinden uzaklaştıracağız. Hayim Nahum doktrini. Onların temel inancı budur. 80 senedir üzerimizde bunu uygulamaya çalışıyorlar. Ama bu millet buna direniyor. Manevi varlığı ile. Bütün tarih boyunca olduğu gibi. Şimdi bütün bunlar böyle olup biterken sene 1990'a geldi. 1990'da ne oldu? Sovyetler Birliği çöktü. Komünizm iflas etti. Dünyada bir büyük değişiklik oldu. O vakte kadar herkes sağcı solcu diye ayrılırdı. Şimdi sağın solun bir kıymeti yok. Şu partilerin halini görüyorsunuz. Bu sözde sağcıydı gitmiş solun başına oturmuş. Solcuydu gitmiş sağın başına oturmuş. Neden? Çünkü Sovyetler çöktükten sonra sağın solun bir kıymeti kalmadı. Ne var şimdi? 1990 yılında ırkçı emperyalizmin 20. Hasrı Seferi'ni ilan ettiği için şimdi ırkçı emperyalizmin destekçisi misiniz, işbirlikçi misiniz, milli görüşçü müsünüz? Şimdi tasnif budur. Bu seçimde böyle gidiyoruz. 1990'dan beri, 17 senedir. Dünya değişmiştir. Önce bu değişikliği anlamamız lazım. Sağın solun bir kıymeti yok. Ne sağ ne solayım. İşbirlikçi misin arkadaş? Siyonizmin bu ırkçı gayelerine hizmet edip menfaatin için onlardan menfaat almak, onlara hizmet edecek adam mısın? Yoksa hayır, ben bütün insanlığın saadeti için hakkın, adaletin hakkı olması isteyen bir insanım mı diyorsun? Milli görüşçü müsün, işbirlikçi misin? 1990'da bu değişiklik meydana geldi. Bunu Margaret Thatcher ilan etti NATO toplantısında. İskoçya'da yapılan NATO toplantısında söylediği şu sözlerle yeni bir devir başlamıştır. Demiştir ki, biz NATO'yu niçin kurduk? Rusya'ya karşı. Rusya dağıldı, şimdi biz NATO'yu lav mı edeceğiz? Hayır. Düşman olmayan bir ideoloji yaşayamaz. Bizim yaşamamız için düşmanımız olması lazım. Şimdiye kadar bu vardı ve komünizm mi? E şimdi komünizm yok oldu, düşmansız mı kalacağız? Olmasaydı bir düşman ihdas edecektik. Buna lüzum yok, bu düşman vardır, o da İslam'dır dedi. 1990'da Margaret Thatcher, İskoçya'daki NATO toplantısında bu konuşmayı yapmakla 20. Haçlı Seferi'ni ilan etti. 17 senedir yapılan Haçlı Seferi'dir. Bu ilan üzerine Amerika'daki bütün NATO manevralarında renkler değişti. Kırmızının yerine yeşil kondu düşman rengi olarak. Şehirler olarak Sovyet şehirler adına Müslüman şehirler ismi kondu. Ve böylece artık Büyük İsrail'i kurmanın vakti geldi dedi. Bütün ırkçı emperyalizmin fikir babaları, Brzezinski'ler, Makovski'ler vesaireler
yapılan kitaplarını biz takip ediyoruz. Bunlar dediler ki artık biz bu 20.de Büyük İsrail'i mutlaka kuracağız. 5700 senedir bekliyoruz Büyük İsrail'i. Dünyanın hakimi olacağız. Vakit gelmiştir. Karar verdiler 1990'da. Ne yaptılar? Önce Amerika'yı alet üst olarak seçmişlerdi. Avrupa'yı buna bağladılar, Avrupa Birliği'ni. Şunu ifade edeyim ki, dünyada Amerika, Avrupa diye ayrı ayrı varlıklar yoktur. Bunlar bir merkeze idare edilir. Yürüyen timsah ırkçı emperyalizmdir. Amerika bu timsahın üst çenesidir, Avrupa alt çenesidir. Neden Amerika üst çenedir? Çünkü timsahlarda vücut yapısı bizimkinden farklı, insanlarda üst çene kafaya merbut, alt çene oynuyor. Timsahlarda ise alt çene kafaya üst çene oynuyor. Üst çene daha mazaratlı. İşte bu mazaratlı olan Amerika önce Avrupa'yı aynı ideallere bağladı. Sonra NATO'yu İslam'a karşı bir taarruz ordusu haline getirdi 3-4 sene esnasında hazırlıklarla. Şimdi operasyona başlayacaktı. Birdenbire takdir ilahi Türkiye'de Refah Partisi iş başına geliverdi. Kudret Kucan'ın olduğu için. Evet. Makaleleri ellerimizdedir. Bu durumda bizim hiçbir şey yapmamız mümkün. Önce bu meseleyi etmemiz lazım dediler. Neler yaptılar? Hepsini dokümanlar elimizde günü geldiğinde açıklayacağız. Şimdi uygun görmüyoruz. Amerikan Hariciye Bakanı Ankara elçisine nasıl bir kripto gönderdi? Bu kriptonun sureti elimizde. Ne diyor efendim kriptoda? O biraz sizin eski müsteşarınızın kitabında da ben yer aldı. Tabii ben onu şu anda tam açıklayacak değilim. Ama söyleyeceği şey... 28 Şubat sürecinde oldu evet, bu. Talimat Amerika'dan bakın, diyorsunuz. Elbette orada. 28 Şubat'ın talimatı Amerika'dan mı? Amerika'dan geldi. Amerika'dan geldi. Yani bunun manası şudur. Amerika asıl kendi planını yürütmek için Türkiye'de iktidar değiştirmeye karar aldı. Bu manada söylüyorum. Hı hı. Bu almış olduğu karar için buradaki elçisine talimat verdi. Öbür taraftan Amerika'da 25 Ocak tarihinde bir toplantı yapıldı. Ne toplantısı? Bu Hariciye Bakanlığı'nın 7. katında Hariciye Bakanlığı'ndaki güvercinlerle Pentagon'a bağlı şahinler. Bunların hepsi Beni İsrail'den. Amerika'da Beni İsrail'den olmayan orijinal olamıyor. Dikkatinizi çekerim. Bunlar toplandılar. Ve dediler ki biz dünya hakimiyetini kuracağız ama bu refah varken bir şey yapamayız. Ne yapacağız? Askeri ihlal yapalım. Onlar orada program hazırlıyor. Hariciye buna hayır dedi. Çünkü dedi siz askeri ihlal yapıyorsunuz. Sonra arkasından bize vazife veriyorsunuz. Biz gidip bu vazifeyi yaparken halk bize düşman olduğu için işimiz güçleşiyor. Biz ihlal istemiyoruz. Ne yapacağız? Demokratik yoldan yapamayız. Bunlar seçime giderse daha kuvvetli gelirler. 7 saatlik müzakerenin 1 saatinde Makovski'nin planı hemen kabul edildi. 6 saat nasıl yapılacağı müzakeresi yaptı. Bu müzakerenin zabıtları elimizdedir. Bunların sonunda kendileri bir prensip kararına vardılar. Şöyle yapalım dediler. Uyuştular ve onu tatbik yönküne koydular. Ne oldu bunu tatbik yönküne koydukları zaman? Biz onların bu çeşit şeylerine hiçbir zaman pabuç bırakmadık. Amerikalıların bu faaliyetlerine. Peki efendim niçin hükümeti bıraktınız? Biz bir defa hükümeti 28 Haziran'da bıraktık. Neden bıraktık? Çünkü Çiller Hanım ortağımız çıktı geldi. Sayın Başbakanım dedi benim partimden 50 kişi hükümetten desteğini çekiyor. Tehdit etmişler. Mecliste çoğunluğumuz kalmıyor. Başbakanlığı bana verin devam Mecliste edelim. Çoğunluğumuz kalmıyor. Ben bunları seçime gidip tasfiye edeceğim. Protokolümüz mucibince seçime giderken ben başbakan olacaktım ya. Çiller onları tasfiye edeceğini söyledi o 50 milletvekili. Söylüyor bana söylüyor evet tabii. Çok ilginç efendim bunları ilk kez anlatıyorsunuz. Evet. Ve diyor 3 ay için ben başbakan olacağım. Biz 291 imza topladık. 291 imza. Ben Sayın Demirel'in önüne önce 291 imzalı kağıdı koydum. Dedim bak siz hep 226'yı bulun demiştiniz. İşte 291 imza meclisin çoğunluğu. Ne diyor? 3 ayda seçime gidelim. Koalisyon protokolümüz mucibince bu ülke esnasında Çiller Hanım başbakan olsun. Ve böylece daha güçlü olarak gelip hamlelerimizi devam ettirelim. Önce bu kağıdı koyduk. İşte bu şarttan ayrılıyor dedi. Ama Sayın Demirel ertesi günü bile beklemeden görevi. 30 yıldır söylediğinin tam aksini yaparak görevi Mesud'a verdi. Ondan sonra Türkiye böylece bu uçurumun içerisinde yuvarlanıp duruyor 10 seneden beri.
bu sebepten dolayı. Bu arada ama mesela AKP doğdu. Siz 28 Şubat Amerika'nın işidir dediniz. Bazı kriptolu evet, yazışmalardan söz ettiniz. Bu durumda onlar, AKP de mi ABD'nin üretimi işi? Ben sen ne dedim? Arka kapıdan. 25 Ocak'ta dedim, bir toplantı yapıldı. O toplantıda onların planı elimizde bizim. 18 maddelik planı var. Bu planın içerisinde diyor ki, biz diyor bu Refah Partisi'ni iktidardan indirmekle kalmamalıyız. Bunu bölmeliyiz. Bölmek için gençlik fikriyatından istifade etmeliyiz. Bütün bunlar da onlar teşvik ediyor. Bölmek için gençlik fikriyatından istifade etmeliyiz. Birçok ülkelerde bunu uyguladık diyor. Gençlik fikriyatından istifade etmeliyiz. Yani partinin içindeki gençleri hareketlendirelim. Ne olduğu belli. Amerika'nın planı bu. Amerika'nın planı bu. Bunların AKP'yi zabıtları böl- elimizde. Sizi böyle zabıtlarımızda. Şimdi böyle çeşitli yollardan aracılar koymak suretiyle bizim bu evlatlarımızı böylece raydan çıkarttılar. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına. Arkadaşlarına. Raydan aracılar. Milli görüş bu ülkenin 1000 yıllık tarihinin sağlam rayıdır. Burada bu millet giderken, bütün tarih boyunca bununla zaferleri kazanmışken, bunlar bu raydan çıktılar. Şimdi uçurumdan aşağı yuvarlanıyorlar. Amerikalılar aracılar koyarak raydan çıkarttılar. Bu etkilemeyi yaptılar, evet. Şimdi bunların detaylarına girmiyorum. Bunların detayları da bellidir. Şahitleri de bellidir. Bunlar gelip çeşitli şekilde ifade etmişlerdir. Bunların hepsi belli olan olaylardır. İnsanlar etki altında kalır da neyin için yaptığını bilmez. Kendi yapıyor zanneder. Halbuki bunlar bir takım etkilerle sizi hazırlıyorlar. Siz ona göre bunları yapar duruma geliyorsunuz, getirtiliyorsunuz. Amerika bu işin ustasıdır. Türkiye'de de yapmadı bu işi. Bütün D8 ülkelerinde yaptı. Şimdi o 28-25 Ocak tarihindeki toplantıda neden Refah Partisi varken iş yapamayı söylediklerinin 3 tane sebebi ne biliyor musunuz? 1. Refah Partisi denk bütçe yaptı diyor. Bu bizim için felakettir. Çünkü Türkiye borcu esir olmaktan kurtulacak demektir. Biz Türkiye'yi serbest bırakamayız. Türkiye İstihbarat için en büyük tehdittir diyor. 2. Refah Partisi aynı zamanda ekonomiyi düzeltti. Bütünüyle düzeltti. Halka çok fazla para veriyor. Ekonomi harekete geçirdi. Bu Türkiye'nin güçlenmesi demektir. Bundan müsaade edemeyiz. 3. D8'leri kurdu diyor. Bu D8'ler yeni bir dünya kurmak demektir. Buna müsaade edemeyiz. Bu zabıtlar elimizde. Öyleyse bunu önlememiz lazım. Bizim kendi planlarımızı uygulayabilmemiz için. Bu adımları attıktan sonra bildiğiniz gibi ilk önce bizim arkamızdan biz bu şekilde daha kuvvetli gelelim diye bu hareketi yaptığımız halde önce işbirlikçiler iş başına getirildiler. İkişer üçer. Yok bilmem ANAP'tı, şuydu buydu bir takım dedi. Sonra da? Bunlarla bütün her türlü orada 25 Ocak'ta tespit edilmiş olan 18 maddenin hepsi uygulamaya kondu. İmam hatipler kapatılacak, yüksek istihametleri kapatılacak, Kur'an kursları kapatılacak vesaire vesaire vesaire. Bütün bunlar o maddelerin içerisinde. Bunlar onların tespiti. Makoski'nin tespiti. Makoski kim biliyor musun? Sonra AKP gelince... Amerikan Cumhurbaşkanı'nın o zamanki savunma başkanı. Yani Pentagon'un bağlı başladı. Olduğu adam. AKP gelince de bu devam mı etti? Görev verilen budur. Şimdi önce bu 5 tane vasıtasıyla getirdiler. Türkiye'de bir altyapı kurdular. Hayim Naum doktrinin için. Halka aç bırakmak, işsiz bırakmak, borcu esir etmek, dini uzaklaştırmak için önce bir altyapı kurdular. Bu işbirlikçi partiler vasıtasıyla. Altyapıyı kurduktan sonra oradan adam getirdiler biliyorsunuz. İsmini söylemesine lüzum görmüyor. Derviş. Arkasından bu sefer AKP'yi kuvvetli bir destekle iktidara getirdiler. Onlar, AKP'nin haberi bile yok. Onlar getiriyor. Getirdikten sonra... AKP ne biliyor musun? Ondan önceki işbirliğiyle kurulan tesisatçılığın muslukçu başısı. IMF emrediyor, o da muslukları açıyor. Ama adı Ak efendim. Bakmayın siz onun adının Ak olduğunu. Nereden geliyor bu Ak? Kireç suyu olmaktan geliyor. Nasıl yani? Kireç suyu nasıl? Özelliği nedir kireç suyunun? Biraz sonra söyleyeceğim kireç suyunun özelliği nedir. İşte bu dünya ökçü emperyalizmi. AKP'nin aklı kireç suyuna yiyor. Bunu unutmayalım efendim. Bu işlerin ustasıdır. Her şeyi bir şekilde halletmek için çare arar. Peki ama ben size şunu soracağım. Yani şöyle bir dedikodu var. Hep böyle, bu bir iddia tabii.
AKP'ler son seçimden önce de şimdi öyle. Ya biz hocanın adamlarıyız. Bakmayın ona saygımız bizim hep efendim, fazlasıyla var. Tabii. Başbakan sizi gördüm de elini hemen öpüyor, eğiliyorlar. Hiç aleyhinizde en ufak bir laf etmiyorlar. Sanki tabanda da biz hocanın adamlarıyız. Merak etmeyin ya. Yani biz bu işin namusu. Bu var mı gene? Bak ben size şunu söyleyeyim. Bu memlekette kaç kişi var? 75 milyon. Bu 75 milyonun hepsi kim olursa olsun aksini söylese dahi. Şu milletin kalıcı iktidarının milli görüş olduğunu bilir. Hayır ama bunlar yani sizinle bir bağları şimdi var mı? Şimdi bir dakika anlatıyorum. Millet milli görüş ister. Neden? Bin yıl milli görüş hizmet etmiş. Milli görüş demek milletin kendisi demektir. Az sözü inancı demektir. Şehidi şehit yapan, gaziyi gazi yapan mana demektir. Bu milleti milli görüşten ayıramazsınız. Bin yıl milli görüşle dünyaya hükmetmiş, insanlığı öğretmiş, göstermiş. Bu doğal çözümdür. Şimdi bunlar geldiler, biz ayrı parti kurduk. Bizi hoca kurdurdu. Öyle mi niye? Dediler? Elbette, geçen seçimde, 3 Kasım seçimde. Bizi hoca kurdurdu. Bizi hoca kurdurdu. Hoca öyle dahi bir adam ki, iki koldan çalışıyor. İki partisi var. İki partisi var. O koldan çalışıyor, bir de bu parti. Bizim kuruluş gayemiz hocayı cumhurbaşkanı yapmaktır. Bunlar aynen söyle, yüzlerce şahitle hep de zaman bunları dinledik. Hoca böyle dahi bir adamdır. Biz aynı gaye için çalışıyoruz. Taktiğimiz farklıdır. Siz buna bakmayın. Hocanın emriyle bu taktiği kullanıyoruz. Saadet Partisi başka taktik kullanıyor, başka taktik kullanıyor. Ama hepsi hocanın kontrolündedir. Şimdi köy kahvesinde oturan adam milli görüşten ayrılamadığı için ya bunlar da milli görüşçüymüş. İyi bunları dinleyelim. Dedirttirdiler aldatmak suretiyle 3 Kasım'da. Fakat şunu söylüyorum ki bir millet bir defa aldan, iki defa aldanmaz. Şimdi yine var mı aynı şimdi şey? Aynı şey yine var. Ama tabii yürümüyor. Şimdi hatta şöyle bir şey diyorlar. Saadet Partisi Kerhen, sizin deyiminizdir o da. Seçimlere Kerhen katılıyor. Aslında Erbakan gizli gizli AKP'nin gelmesini istiyor. Çok fazla üzerlerine gitmiyor. Evet. Saadet Partisi çok yüklenmiyor diye. Sizin mesela adaylarınız arasında teşkilatınızda da bazı bir kesimde zaman zaman rahatsızlığını duyduğum evet. bir şey var. Yani Saadet Partisi seçimlere Kerhen girerek aslında AKP böyle gitsin devam etsin mi istiyor? Var mı bir böyle bir şey? Hiç böyle bir şey olması mümkün mü kardeşim? AKP dediğin senin ülke emperyalizmine hizmet eden bir kuruluş. Saadet Partisi dediğin milli görüşün kuruluşu. AKP bütün ülke ben Amerikan askerine dua ediyorum diyor. Ben domuz kredisi çıkartıyorum diyor. Başörtüsü yasak olmalıdır diyor. Başörtüsü yasak olmalı diyor mu AKP? Diyor evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vermiş olduğu raporda hükümet adına verdiği raporda bunu söylüyor. Şimdi hiç bahsetmiyor. Geçen sefer söz verdiği halde. Şimdi onlardan hiç bahsetmiyor. Bugün seçimde beyannamesine bakın. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları beyannamesine rapor verdi. Başörtüsü hakkında sordu hükümetin görüşünü. Evet dedi yasak edilmelidir dedi. Daha bunun gibi size sayamayacağımız kadar çok uygulama var. Bunlarla bizim milli görüşümüzün ne alakası olur ya? Ben geçen gün İstanbul'daki konferansımda ne dedim biliyor musunuz? Yahu milletten bir ricam var, bunu söyleyen bir ricam var. Niye AKP'nin günahlarına illa ben de ortak yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne münasebet? Onlar gitmişler, raydan çıkmışlar, uçurumdan aşağı yuvarlanıyorlar. Şu 5 senedir yaptıklarına baksanıza, bu yapılan şeyler bizim tasvip etmemiz mümkün mü? Bizim yaptıklarımızın taban tabana zıttıdır. Bunlar iş başına geldikleri zaman biz kendilerine abilik vazifemizi yaptık bir televizyon konuşmasıyla. Gereken nasihatı yaptık. Dedik ki bakınız siz bizim evlatlarımızsınız. Ülkede bizim ülkemizdir. Keşke başarılı olsanız. Ama biz sizi avucumuzun içi gibi tanırız. Ne kadar zayıf noktalarınız var biliriz. Onun için size şu nasihatları yapıyoruz. Nedir nasihatımız biliyor musunuz? 100 milyar dolarlık bir bütçe var aramızda. Bu ülkeyi 100 milyar dolar yönetemezsiniz. 100 milyar daha bulmanız lazım. Bu 100 milyarı bulurken vergiyle, zamla, borçla yapmayacaksınız. Bu halkı ezer. Türkiye'yi felakete sürükler. Ya ne yapacaksınız? Bizim 54. hükümet zamanında yaptığımız gibi milli kaynaklar harekete geçirmek suretiyle yapacaksınız. Siz diyeceksiniz ki efendim o hükümette biz de bakandık. O zaman yaptığımız yine yaparız. Bak sizin dikkatinizi çekiyorum. Siz bakandınız, bakardınız ama göremezdiniz. Ben size avucumun içi gibi bilirim. Çünkü siz zannediyorsunuz ki tuz var, un var, su var, ekmek yapar. Yapamazsınız. Nasihat dinleyiniz, nasihate ihtiyacınız var. Yapamazsınız. Çünkü ekmek yapmak için ayrıca maya ister. Maya da Allah vergisi, o da sizde yok. Siz bunu yapamazsınız.
sözlerime kulak verin. Ülkeyi felakete sürüklemeyin. Bunlar biz o konuşmamızda söyledik. Fakat hiçbirini dinlemediler. Tamamen ırkçı emperyalizmini araya koyduğu adamların tavsiyelerine uydular ve Türkiye'yi mahvettiler. Yani AKP şimdi Siyonizmin uşağı oldu diyorsunuz. Batıl Siyonizmin oldu diyorsunuz. Hizmetesi, evet. Yani Hayimlaun doktrininin taşeronluğunu yapmıştı. Milleti tamamen işsiz bırakmak, aç bırakmak, borcu esir etmek ve dinden uzaklaştırmak. Dinden uzaklaştırmak Avrupa Uyum Komisyonu yapıyor. Öbürlerini de IMF yapıyor. Şimdi bak AKP gelir gelmez ne yaptı? Memleketin idaresini IMF'ye teslim etti. AKP'nin kendisinin yönetimle alakası yok. IMF yönetiyor. IMF ne yaptı? Gelir gelmez bak eğer şunu zoomlayabilirseniz yeni bir devlet kurdu. Evet. Nedir bu devlet? Bir takım üst kurullar. Bunlara hükümet karışamaz. Bu üst kurullara hükümet karışamaz. Evet. Tam alıyor arkadaş. Evet. AKP'nin kurduğu devlet diyorsunuz bu. Biraz şey ayarını yapsana puslu. IMF'nin kurduğu devlet bu. Biraz aşağı indirseniz hocam. Evet. Evet. Tamam hocam. Üst kurullar var. Özerk var. Özerk Merkez Bankası diyor. Bu üst kurullar sözde özel. Halbuki IMF'ye bağlı. Merkez Bankası sözde özel. Şeyle inceleme raporlarıyla tamamen IMF'ye bağlı. Faiz dışı var. Faiz dışı fazla şartını koştu. Bütün devlet planlama teşkilatını tasfiye etti. Bütün denetim kuruluşlarını tasfiye etti. Kalkınma ajanslarını da Türkiye'ye bölmek için çekirdekler kurdu. 20 tane ayrı bölgeye ayırdı Türkiye'yi. Buralar ayrı ayrı kalkanacakmış. Niçin bunlar bölünecek de onun için. Hayim Nahum doktorunu öyle istiyor. Öbür taraftan mali yönetimi bütçeden ayırdı. Sonra kamu hizmetlerine ait kanunu değiştirdi. Her şey özel sektör yapacak dedi. Sembolik yardım aldatmacası halkın gözlerini boyamaya kalktılar. Ve milletin bankalara borcu, bankalarının dışarıya borçlanmasını teşvik etti. Böylece devlet için yeni bir devlet kurdu. Bunu iki sebepten yaptı. Bir, idareyi ben elime alayım. İki, bu AKP dayanamaz. Arkadan mutlaka Saadet Partisi, Milli Görüş gelecek. Onlar geldikleri zaman da yine bir iş yapamasınlar. Devlet bizim elimizde olsun diye. Peki şimdi efendim şunu söyleyeceğim. Siz bunu yıllarca Demirel'e de söylediniz, Ecevit'e de söylediniz. Karşılaştırdığınızda biraz da bu ırkçı emperyalizm ve Siyonizmin dünya hakimiyeti açısından bakıyorsunuz. AKP bunlara göre en Siyonist olan falan diyebilir misiniz? En işbirlikçi olan? En büyük tahribat bu dönemde olmuştur. Bunu derim rahatlıkla çünkü rakamlar ortadadır. Bakınız. Yani Adalet Partisi dönemlerinden, CHP dönemlerinden daha fazla bu dönemde oldu diyorsunuz. Evet. Tabii rakamlarla işte ben İstanbul Konferansı bunun için verdim. Rakamlarla bunu göstermek için. Üç tane tahribat olmuştu. Ekonomik yıkım. Ekonomik yıkım. Manevi tahribat. Dış politika faciası. Bunların hepsi IMF'nin ve dış güçlerin, ırkçı emperyalizmin emriyle olmuştu. Ekonomik yıkımda ne olmuştur? Bir defa Türkiye tamamen soyulmuştur. 6 milyon işsiz. Sonuç geldik şimdi. 15 milyon aç. 40 milyon fakir, 50 milyon fakir. Bunları size isterseniz şurada grafiklerle göstereyim. İsterseniz kısa bir reklam arası verelim ve o grafikler hakikaten çok ilginç. Erbakan Hoca'nın karikatürlere verdiği, yani insanlara çok iyi anlasın diye karikatürlerle yaptığı anlatımları bilenler çok iyi bilir. Zamanında adi düzeni anlatmak için ve mevcut Siyonist hakimiyeti anlatmak için bunları kullanmıştı. Yepyeni karikatürler var. Kısa bir reklam arasından sonra hocamızın yeni karikatürleriyle devam ediyoruz.